Evet, herkese merhaba. Klasik olduğu üzere TL ile başlayalım. Günlük TL grafiğini görüyorsunuz. Açılış aşağı yukarı 370 seviyeleri civarında gerçekleşmişti. Ancak özellikle öğleden sonra Amerika seansının açılmasıyla beraber hakim olan bir düşüşü görmekteyiz. Bu kapsamda da şu anda 3.65-60 dolar TL kurunun gerilemiş olduğu seviye. Haliyle şu anda o son dönemde istediğimiz ilave geri çekilmeyi sağlamış gibi görünüyor. 3.65-3.60 bandı içerisinde kalıcılık sağlaması bundan sonra önemli olacak görüntüsünde. Biraz burada diğer gelişen ülkelere bakmamız gerekiyor. Şu an G10'un durumu gördüğünüz gibi dolara karşı pozitif. Dün akşamdan beri gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman ise biraz daha sınırlı değer değişimleri olmakla beraber yine pozitif bir eğilimin söz konusu olduğunu görmekteyiz. Burada Filipin pezosunda bir ayrışma söz konusu. Oraya özgü bir durum söz konusu. Genel olarak baktığımızda da 0.20 ile 0.60 arasında değişen değer değişimleri var gelişen ülke para birimlerinde. Haftalık bir performans analizi yaptığımız zaman ise son 5 işlem gününde Türk lirasının en çok değer kazanan para birimlerinden biri olduğu görülüyor. Şimdi buradan tabii dolar tarafındaki seyre geçmek istiyorum. Yine şöyle gün içi tik grafiğine dikkat ettiğimiz zaman 101 seviyesi üzerini gören dolar endeksinin tekrardan 100.70 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaptığını görüyoruz. Biraz tabii dün veri gündemi de Amerika'da çok sakindi. Ancak bu hafta içerisinde bugün üfe ve yarın konuşmasıyla başlıyor. Hafta içinde tüfe, perakende satışlar gibi önemli veriler var. Sert şekilde dolar tarafında fiyatlama olmasını bekleyebiliriz. Biraz bu veri gündemini analiz etmek gerekirse bugün Ocak ayı üfe verileri geliyor. %0.3 aylık artış beklentisi manşet üfede. Yıllık üfenin de %1,5 seviyesine gelmesi bekleniyor. Çekirdek verilerde de aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0.2 ve %1,1'lik artış beklentileri söz konusu. Biraz açıkçası maliyet kalemlerine olan etkinin yavaşlaması bekleniyor. Yıllık artışlardaki beklentilere baktığımız zaman bunun tabii TÜFE tarafına nasıl yansıyacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Dolayısıyla üfe tarafında beklentilerden sapacak veriler bir anlamda sert fiyatlamalara konu olacaktır. Bunun aynısı yarınki TÜFE verileri için de aslında geçerli. Çünkü orada beklentilerin son derece kuvvetli olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan tabii akşam saatlerinde Senato Bankacılık Komitesi önünde Janet Yellen'ın yıllık sunumunu göreceğiz. Ve yarın da bu sunumu tekrarlayacak Janet Yellen. Açıkçası baktığımız zaman hani bir taraftan Fed'in mesaj vermesini de bekleyebiliriz açıkçası. Çünkü Trump ve Fed politikalarının ilerleyen dönem içerisinde bir çatışma içine girmesi muhtemel görünmekte. Diğer FOMC üyelerinin konuşmaları da açıkçası önemli olabilir. Lecker, Kaplan ve Lockhart konuşmaları bugün var. Yarın Rosengren, Harker konuşuyor. Perşembe günü Dudley'in New York'ta konuşması var. Haliyle Fed takvimi oldukça yoğun. Şu an baktığımız zaman da Fed opsiyonları ne gibi bir ihtimal önümüze koyuyor? Mart ayı için %30, Mayıs ayı için %49, Haziran ayı için %71 şeklinde. Tabii gelen her veri bu oranları oynatmakta. Bunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi hisse senetleri piyasasına bakalım. Kuvvetli momentum görülmeye devam ediyor. Amerika'da başta
bankacılık hisseleri olmak üzere, finansal hisseler olmak üzere yukarı yönlü hareket oldukça canlı. Dün de finans sektörü hisselerinin S&P'de %1,11 prim yaptığını gördük. Alımlara öncülük etmiş görünüyorlar. Dow 20.400 üzerinde, S&P 2.300 üzerinde kuvvetli kalmaya devam ediyor ve yukarı doğru hareket yine aynı şekilde etkin. Diğer taraftan tabii Trump politikalarına yönelik bir optimizm başta finans sektörü olmak üzere hisse senetleri piyasası fiyatlamaları konu oluyor. Diğer taraftan Avrupa'daki görünümü ise açıkçası biraz daha makro açıdan ele almak gerekiyor. Çünkü bugün şöyle bir Avrupa tarafına baktığımız zaman Almanya'dan gelecek 4. çeyrek büyüme verisi, yine Almanya'dan gelecek Ocak ayı TÜFE verisi, İtalya'dan gelecek 4. çeyrek büyüme verisi, Euro bölgesi sanayi üretimi verisi Aralık ayına ait, güven endeksleri Almanya'dan gelecek ve Euro bölgesi GDP'si 4. çeyreğe ait oldukça oldukça yoğun bir takvim söz konusu ve açıkçası büyüme beklentilerine baktığımızda özellikle Almanya'ya bakıyorum şu anda çeyrekten çeyreğe %0,5'lik bir büyüme beklentisi söz konusu. Bu da yıllık bazda %1,8 gibi bir rakama denk gelecek düzeltilmiş verilerle. Bu açıdan biraz olumlu yönde olduğunu söyleyebiliriz beklentilerin. Enflasyon tarafında ise %1,9'luk bir yıllık manşet enflasyon beklentisi olduğunu görmekteyiz. Bu açıdan Avrupa tarafı da oldukça yoğun görünüyor ve burada gözümüz bir taraftan da Euro'da olacak tabii. Euro dolar paritesine baktığımız zaman yine günlük grafiği üzerinden inceleyelim. O 1.0590 1.0580 bandındaki destek seviyesinden gün içerisinde iki defa destek aldığını görüyoruz. Akşam saatlerinde Amerika seansının açılmasıyla beraber paritede hakim olan bir düşüş söz konusuydu. Yaklaşık olarak 1.0650'lerden 1.06'nın aşağısına doğru. Şimdi yukarıya doğru yaklaşık 30 pip'lik bir tepki vermiş durumda. 1.0620 seviyesine doğru. Tabii bugün biraz daha temel işleyecek. Biraz daha makro hikayeler işleyecek. O yüzden Avrupa'dan gelecek büyüme verileri de önemli bir fiyatlama getirecektir. Amerika'dan gelecek üfe verileri ve yarın konuşması da önemli bir fiyatlama getirecektir. Bu yüzden Euro dolar paritesinin biraz da volatil olmasını bekleyebiliriz. Biraz Çin'e bakalım. Çin'de çünkü sabah önemli veriler açıklandı. Ocak ayı TÜFE verisi %2,5 ile beklenti üzerinde ve üfede de %6,9 ile beklentilerin üzerinde bir seyir olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi Asya'daki görünüme baktığımız zaman Asya'nın negatif yönde bir eğilim sergilediğini görüyoruz. Her ne kadar Çin'den gelen veriler beklenti üzerinde olsa da PBOC'nin daha sıkı bir duruş sergilemesi şu an sanki senetlenip aşağı doğru baskı yapıyor görüntüsünde. Hani bunun haricinde baktığımızda dolar yeni yukarı gidiyor olmasına rağmen Nikkei'de %1'in üzerinde bir düşüş olmasını biraz Çin hisse senetlerindeki geri çekilmeye bağlamak gerekiyor. Çünkü orada Trump-Abe görüşmesinden sonra kur seyirlerinin mali otoritelerine bırakılması şeklinde bir görüşün ortaya çıkmış olması ve yani herhangi bir majör sıkıntının yaşanmamış olması dün piyasalar tarafından olumlu yönde algılanmıştı. Bugün tekrar o momentumun aşağıya doğru aslında piyasalarında çevrildiğini görüyoruz. Nitekim bunun feature'lara yansımasına baktığımızda ise şu an Amerikan feature'larının zirve seviyelerine yakın noktalardan geri çekilme içerisinde olduklarını görüyoruz. Avrupa'da açık olan tek feature şu